Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Beklenti raporundan merhaba efendim. Birazdan Mustafa Aşkın'la stratejist ekonomi gündemini değerlendireceğiz ama önce araştırma bölümümüzden Büşra Bingöl'e gidiyoruz ve kendisinin notlarını dinliyoruz. Teşekkürler Melis Kobal. 15 Eylül Cuma, haftanın son işlem gününden herkese mutlu sabahlar. Haftalardır piyasalar tarafından beklenen ABD enflasyonu sonrası piyasalarda pozitif bir seyir izlendi ve gelen enflasyon verisi sonrası ABD hisse ve tahvil piyasalarında sınırlı değer kazancı ile dün güne başlangıç yapıldı. Oran beklentilerden yüksek gelse de trendin aşağı yönlü olduğunu teyit eden veri piyasalar üzerinde stabil bir hava yarattı diyebiliriz. Öte yandan ABD hisselerinde ise genele yaygın bir yükseliş söz konusu olmadı. Az sayıda otomotiv ve teknoloji hissesi endeksleri yukarı çekilirken S&P 500 hisselerinin %60'a yakın bir kısmı kırmızı bölgede seyir alırken banka, demir çelik, enerji ve havacılık sektörleri negatif bir ayrışma yaşadı. Yine dün açıklanması beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ve ECB Eylül toplantısında gelen rakamlarla birlikte 25 baz puan faiz artırımı kararı alarak ard arda 10. faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu. Önümüzdeki dönem enflasyonun hala uzun süre yüksek kalmasının beklendiği belirtildi. Bu karar özellikle Euro bölgesinden gelen son verilerin ekonomide yavaşlamayı işaret etmesinin üzerine faizlerin sabit kalacağını tahmin eden analist çoğunluğu için beklenmedik bir karar oldu da diyebiliriz. Dün yine gelen veriler arasında ABD üretici fiyat endeksi verileri vardı. Rakamlar piyasa beklentisinin aylık %0.4 artış yönünde olduğu üfe oranı beklentilerin oldukça üzerinde %0.7 artış kaydetti. Verinin beklenti üzeri yükselişe işaret etmesi sonrasındaysa S&P 500 vadeleri 4.484 seviyesinden 4.476 seviyelerine kadar geri çekildi. Ancak sonrasına gelen alımlarla düşüşü telafi etti. Öte yandan yine küresel tarafta öne çıkan başlıklar arasında dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden BlackRock ve Amundi'nin üst düzey yöneticileri ABD'de piyasada oluşan iyimser havaya karşı resesyon riskinin arttığının altını çizen bir uyarı açıklamasında bulundu. Hükümet yetkilileri ve giderek artan sayıda yatırımcıdan gelen Fed'in faiz artırımının ekonomiye önemli ölçüde zarar vermeyeceğine dair görüş belirtmesine rağmen ABD'de resesyon riskinin arttığı konusunda uyarılarda bulunan açıklamalar ardından BlackRock ve Amundi'nin üst düzey fon yöneticileri yaptıkları açıklamalarda ABD ekonomisinin Fed'in agresif parasal sıkılaştırmasının karşısında büyük ölçüde dirençli göründüğünü ancak artık özellikle iş gücü piyasasında çatlakların ortaya çıktığını ifade ettiler. Yine küresel taraftan gelen açıklamalar boyutunda IMF küresel borç veri tabanında bir güncelleme yaptı. Açıklamada ise küresel borç yükünün COVID-19 salgını öncesi zaten yüksek olan seviyesinin üzerinde kalsa da üst üste ikinci yıl gerilediğini kaydetti. Toplam borcun küresel gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2020'de %258 ve 2021'de %248 olan seviyesinden geçen yıl %238'e düştüğü belirtilen açıklamalardaysa bu oranın 2019'a göre 9 puan daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken küresel borcunda 235 trilyon dolarla 2021'deki seviyesinden 200 milyar dolar üzerine gerçekleştiği de kaydedildi. Borsa İstanbul tarafından bahsedecek olursak, süre gelen yükseliş biraz daha duraksama kısmında seyir alırken, dolar bazında 300 desteğini kıran piyasada satışlar oldukça sertleşti. Öte yandan beyaz eşya, gayrimenkul,
holding, otomotiv ve taahhüt hisseleri süregelen günlerde satışta başı çekmeye devam ediyor. Yine yurt içi taraftaki son gelişmelerden Merkez Bankası kur korumalı TL mevduatları için zorunlu karşılık oranını 6 aya kadar olan vadeler için %15'den %25'e kadar arttırdı. 6 aydan uzun vadeler için ise %15'den %5'e düşürdü. Bankalar bu maliyeti tasarruf sahibine veya kredi kullananlara yansıtmaya çalışırken bu hareketiyle sistemden 250-300 milyar lira para çekilecek Merkez Bankası faiz artışıyla birlikte miktar sıklaşması yapıyor. Bu da bankalar tarafından sınırlı da olsa negatif bir etki yaratması söz konusu olabilir diyebiliriz. Şimdilik aktaracaklarımız da bu kadar. Gün içerisindeki gelişmeleri takip ediyor ve sizlere aktarıyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Herkese bol kazançlı mutlu günler dilerim. Sevgiyle kalın. Efendim, beklenti raporuna devam ediyoruz. Şimdi karşımızda Mustafa Aşkın olacak ve kendisiyle birlikte piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza yeniden. Günaydın. Günaydın Melis Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hemen bir borsa değerlendirmesi alarak başlayayım. Dün 8000'in altına sarktık, hatta 7900'e ama kapanışa doğru bir toparlanma gördük ve haftayı %2,5'a yakın bir kayıpla bitirmeye hazırlanıyoruz. Bakalım artık bugünkü performansı da göreceğiz. Tabii en önemli etki de bankacılık endeksi üzerinde oldu. Ne dersiniz? Dünkü hareketleri neye bağlayalım? Bugünden beklentileriniz neler? Evet, aslında bankacılık sektörü endeksi tutmak için de, endeksi aşağı getirmek için de bir bakıma mühendislik ürünü olarak kullanılıyor gibi bir hali var. Merkez Bankası'nın düzenlemesinden bir gün önce satışlar olmuştu. Ertesi gün tekrar bir toparlanma niyeti vardı. Fakat sonra dün itibariyle baktığınızda biraz satış yemesi diğer sektörleri de etkiledi. Özünde baktığınızda hakikaten ciddi rally yapmış bir piyasadan söz ediyoruz. Bunun sindirilmesi lazım. Esasında burada konuştuğumuz seviyeler, 8000'li seviyeler yıl sonu hedefiydi borsanın. Ama çok daha önceden bunun üstüne geldi. Dolayısıyla burada biraz kelimenin tam anlamıyla rölantide olması, iki ileri bir geri yapması normal karşılanmalı. Ya 8400 çok önemli bir direnç gibi görünüyor kısa vade için baktığınızda. 7850 de destek seviyesiymiş gibi görünmekte. Seans içinde çok sert satışlar oluyor ama karşılanıyor. Diğer taraftan da bazı durumlarda da hızlı agresif alımlarla dengelenmeye çalışılıyor.
halka arzları bir tarafa bırakacak olursak, onun dışında bilindik Borsa İstanbul 100 ve 30 hisse senetlerinde bir parça daha dengeli tavrın bugün devam etmesi beklenebilir. Önümüzdeki günlerde de veri akışına göre kendine yön bulması lazım borsamızın, ama hakikaten borsanın aşağı gelmemesi için tüm paydaşlar neredeyse el birliği yapmış durumda belli bir oranda. Tutmaya çalışılıyor gibi bir havası var borsanın. Dolayısıyla aşağı gelişleri bu yüzden de özellikle küçük yatırımcı bir bakıma alım seviyesi, alım fırsatı olarak görüyor. Ama burada özellikle kredili alımlardan çok ciddi derecede kaçınılması gereken bir süreç olarak ben işaret etmek istiyorum. Bekleyip göreceğiz. Yine 7900-7850 önemli destekler, 8400 direnç seviyesi olarak kaydedilebilir. Evet, şimdi kredili alımlardan kaçınılması gerektiğini ifade ettiniz. Zaten mevduat faizlerinin de %60'a yaklaştığı bir dönemdeyiz aslında baktığınızda. Çünkü burada Merkez Bankası'ndan gelen son verilerde mevduat faizi %40'lara, tüketici kredi faizi %60'lar seviyesine dayanmış durumda. Şimdi şunu soracağım size, ne diyorsunuz? Yani bu kredi sıkılaştırma yöntemleri sizce işe yarayacakmış gibi görünüyor mu? Şimdilik fena gitmiyor. Zaten kredi faizlerinde yukarı trendi de malum hepimiz görebiliyoruz. Bu bağlamda baktığımızda faizlerin daha yukarı gidebileceğini, Merkez Bankası'nın yine selektif krediler hariç diğer krediler üzerinde daha da sıklaştırıcı önlemler alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte kredi kartlarında da benzer süreçler yaşanacak yakında. Malum önümüzdeki hafta Merkez Bankamızın para kurulu toplantısı var. Buradan da yine sert bir faiz artışı beklenmekte. O faiz artışının yine kredilere etkisi yüksek olacaktır. Dolayısıyla bütün kredilendirme süreçlerinde ciddi bir yavaşlama veya kredi alabilecek olanların da maliyetinin çok yükseldiği bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla harcamalar, tüketim, cirolar, bunların yeniden gözden geçirilmesi ve buna göre her türlü varlık fiyatlamasının yapılmasında fayda var diye düşünmekteyim. Evet, peki ben size dünkü Avrupa Merkez Bankası kararını da sorayım. Çünkü 25 bas puanlık bir artış geldi Avrupa Merkez Bankası'ndan. Şimdi orada tabii ki sıkıntı enflasyonu düşürmek mi, durgunluktan kaçmak mı? Bu noktada Lagarde enflasyon tarafındaymış gibi duruyor. Siz önümüzdeki dönemde faiz artışı bekler misiniz ve bu faiz artışlarının nasıl bir maliyeti olur Avrupa için? Evet, Avrupa'da öncelikli konu enflasyon, durgunluktan daha önemli. Aynı Fed'in yaptığı gibi durgunluktan daha önemli bir şekilde, daha öncelikli bir şekilde enflasyonu önlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada faiz artışlarından çok fazla kaçınacaklarını zannetmiyorum. Zaten pek çok kamuoyu araştırması da çok anlayamadığım bir şekilde bu dönemde faiz artışını beklemiyordu, ama hakikaten enflasyon sorunuyla ilgili yeterli sinyalini daha önce Lagarde vermişti. Dolayısıyla da 25 bas puan faiz artışı benim hiç de sürpriz olarak nitelendirdiğim bir artış değil. Önümüzdeki dönemde de ama ilk toplantıda olmayabilir. Bir sonraki toplantıda bir faiz artışı daha gerçekleyebilirler. Burada da önemli derecede etkileneceği unsur hem veriler, Avrupa Birliği'ndeki veriler, hem de Fed'in bir sonraki dönemde faiz artışı yapıp yapmayacağı. Gerçi Fed bu dönemi pas geçecek, ama Kasım'da faiz artışı yaparsa muhtemelen ECB de faiz artışına bir 0.25 bas puanla devam edecekmiş gibi görünüyor. Avrupa ekonomisi evet bir parça durgunluğa girecek. Orada özellikle kışın da gelmesiyle enflasyonist baskının daha artabileceğinden korkuyor ECB. Buradaki temel faktör de enerji fiyatları. Enerji fiyatlarına baktığınızda hakikaten daha önce planlananın çok üstüne çıkmaya başladı. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatları. Dolayısıyla bir parça ön almak istiyor ECB. Dolayısıyla da bu faiz artışlarını bence özellikle enerji girdilerindeki artışın etkisinden kurtulmak için yapıyor. Buna bir kere daha yapabileceği kanaatindeyim bu yıl bitmeden. Dolayısıyla hem enerji fiyatları hem enflasyonun genel seyri önemli olacak. Diğer yandan evet Avrupa Birliği durgunluk emareleri gösteriyor. Buna katlanacaklarmış gibi görünüyor.
Tabii bu durgunluğun bize etkisi de özellikle ihracat kalemlerinde ve ihracat şirketleri üzerinde baskı yaratacak bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Evet, sonuçta bize de yansıyacak bir gelişme, değil mi? İster istemez, ister istemez çünkü Avrupa Birliği yanlış hatırlamıyorsam ihracatımızın %55'inin yapıldığı yer toplamda. Dolayısıyla burada yaşanacak durgunluk ihracatımızı da etkileyecektir olumsuz yönde. Dikkatli olmakta fayda var. Evet. Peki, bizim içeriye gelirsek ve faiz ile ilgili sizin beklentinizi sorarsak eğer dün Forex'ten gelen ankette Forex Haber'in 24 kurum katılmış ve 500 bas puanlık bir faiz artırımı beklentisi öne çıkıyor. En düşük tahmin 250, en yüksekse 650 bas puan olmuş. Ne dersiniz Perşembe günü için? Merkez Bankamız esasında beklenmeyeni yaparak bir bakıma bu dönemdeki faiz artışı için daha da sert bir faiz artışına kapı açtı. 250-300 bas puanlardan bir anda 500 bas puanlar ortalamasına çıktı faiz artışı oranı. Muhtemeldir ki eğer bu trendi korumak istiyorsa ve hakikaten sıkılaştırıcı bir para politikası uygulayıp reel anlamda bir parça daha faiz yukarı çekmek istiyorsa Merkez Bankası'nın sert bir faiz artışı yapması gerekiyor. Burada da ben 500 puanın bir parça üstünde bir faiz artışı bekliyorum. Dolayısıyla bu karşılanırsa şayet hakikaten enflasyonun önlenmesi ve sıkılaştırma adına Merkez Bankası'nın çok kararlı bir tutum sergilediği algılanacak. Tabii bunun ekonomiye ilk başta olumsuz etkileri olacaktır ama belli bir süre sonra özellikle 3-4 ay sonraki döneme baktığınızda enflasyon üzerinde bir parça olumlu etkilerini görmeye başlayacağımız bir süreci de ateşleyecektir. Merkez Bankası'nın katı tutumunu devam ettirmesi enflasyon adına çok önemli. Umarım burada beklentilerin aksine düşük bir faiz artışıyla piyasaya mesaj vermek durumunda kalmazlar. Böyle bir şey olursa piyasanın tepkisi tabii negatif olacaktır. Evet. Peki şimdi Fed'den de beklentinizi alalım hazır faizlerle ilgili konuşurken. Avrupa Merkez Bankası'ndan başladık. Fed'in de faiz kararını alacağız haftaya. Dün de Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni verileri karşılamıştık. ÜFE beklentileri aştı. Perakende satışlarda özellikle sürpriz denilebilecek boyutta bir yükseliş gördük. 0,1 beklentiye 0,6 geldi veri ama piyasalar bunu sakin bir şekilde karşıladığını görüyoruz. Çünkü çarşamba günü gelen enflasyon verisindeki çekirdek enflasyonun gerilemesi piyasaları tatmin etmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz? Fed pas mı geçer Eylül'de? Evet, gelen verilere baktığınız zaman manşette biraz dönemsel ve mevsimsel artışlar görülüyor. Bu normal. Bence önümüzdeki dönemde de enflasyonda, önümüzdeki ayda da bir parça manşette farklılaşmalar görülebilir ama genel trendi enflasyonun ciddi derecede yavaşlamaya başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu bağlamda baktığınızda Fed'in bu toplantıyı pas geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yıl sonuna doğru Kasım'da yanılmıyorsam yapacağı toplantıda 0,25 bas puan faiz arttırımını masaya koyacaktır. Gelen verileri düşündükten ve inceledikten sonra. Ama ne olursa olsun oldukça yüksek bir faiz artışı var. Geçtiğimiz 3 yıllık periyoda baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun etkisi de özellikle enflasyonda 8 küsurlardan 3,5'lara kadar bir aşağı gelme oldu. Gelirken de tabii daha az yan etki oldu. İstihdam az olarak kayboldu. Büyümede çok büyük bir düşüş gerçekleşmedi. Resesyona girdi, giriyor derken yine Amerikan ekonomisi kendisini dengelemeye çalıştı. Dolayısıyla Fed'i burada başarılı bulmak durumundayız. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen bekleyecek bu ilk toplantıda sözlü yönlendirmesini yapacak. Kasım ayındaki toplantısında da gerekli olması durumunda elinde bulunan 0,25 bas puanlık faiz artışını kullanmaktan çekinmeyecektir. Ama bundan sonra faiz artışı daha zor ve daha uzun vadeli, daha periyodu süresi uzun olarak yapılacaktır toplantılara baktığınızda. Çok daha hızlı bir faiz artışı beklemiyorum. Belli bir oranda faiz artışlarının ve sıkılaştırmanın etkisini ekonomide görmek isteyecektir. Özellikle sıkılaştırma eylemlerini de daha da arttırabilir FED. Zaten bilançolarına baktığınızda FED'in
giderek küçüldüğünü görüyoruz. Bu da ekstra bir faiz artışı esasında. Dolayısıyla resmi bir faiz artışı olmadan bu tip faaliyetlerle de ekonomideki bazı aksaklıkları gidermek için çalışmalar yapabilir. Evet. Peki haftayı kapatırken önümüzdeki haftayla ilgili şunu merak ediyorum ben. Hani nasıl bir haftaya başlangıç yapacağız? Piyasalar açısından soruyorum. Çünkü bizim için de hareketli olacak faiz kararı. 19 Eylül'de Mehmet Şimşek'in Amerika Birleşik Devletleri'nde Goldman Sachs toplantısı yatırımcılarla, Erdoğan orada olacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, New York'ta aynı zamanda. Diğer taraftan FED'i karşılayacağız ve bizim faiz kararını karşılayacağız. Haftaya sizce biraz karışık bir seyir görür müyüz, ne dersiniz? Evet, o toplantılardan gelecek haberler önemli. Artı Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısı var sonrasında. Oradan gelecek haberler önemli. Ama şu anda piyasa kendi dinamikleriyle hareket etmeye çalışıyor. Dünyadaki genel konjonktürden de biraz daha farklı ayrıştı. Zaten bizim borsamız oldukça farklı ayrıştı pozitif anlamda. Diğer taraftan döviz kurları ve faiz oranları neredeyse yatay seyrine devam ediyor. Türkiye'nin risk primi önemli tabii bu arada. Eğer görüşmeler olumlu geçerse ve Merkez Bankası yine sıkı para politikası konusunda ısrarına devam ettirirse, Türkiye'nin muhtemelen risk primlerinde özellikle CDS'lerde bir geri çekilme görünecektir. Bunun yaratacağı işte Eurobond tahvil ve borsa imkanları olabilir özellikle yabancılar açısından baktığınızda. Yabancı girişinin de biraz olmakla birlikte istenilen boyutta olduğunu söyleyemeyeceğim. Belki önümüzdeki günlerde hem Körfez hem Batı sermayeleri Türk finansal piyasalarına daha fazla ilgi gösterebilir. İşte bunun için de zaten özellikle CDS'lerin düşmesi gerekiyor, risklerin azalması gerekiyor. Bununla ilgili süreci önümüzdeki hafta takip edeceğiz diye düşünmekteyim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Aşkın yayınımıza katıldığınız için. Efendim size de iyi hafta sonları diliyoruz ve yeniden görüşmek üzere diyoruz. Biz burada bu bloğumuzu da kapatıyoruz. Birazdan birlikte olacağız yine Piyasa Analiz programında. Saat 9'da araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikte piyasaların detaylı analizini yapmaya çalışacağız efendim. Yine bir kısa araya gidelim ve 9'da bir araya gelelim. İstanbul beklenti raporunu sundu.